Evet, komplonun uluslararası boyutu olduğunu biliyoruz. Sayın Abdullah Öcalan da komployla murad edilenin yüzyıllara yayılmış bir Kürt-Türk boğazlaşması, bir halklar kavgası olduğunu söylemişti. Elbette uluslararası komployu gerçekleştirenler bakımından birinci amaç buydu. Böylelikle hem Kürt halkının özgürlük umudunu, yeşeren, filizlenen, toplumsallaşan özgürlük umudunu boğuntuya getirmek, hem de işte diyelim ki kendilerinin Orta Doğu'da daha rahat at koşturmasına olanak verecek kimi diyelim hegemon güçleri de zayıflatmak olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi Sayın Öcalan da bunu belirlemişti ve halklara da bunu söylemişti. Dolayısıyla komplonun birinci amacı Orta Doğu'da çatışma zeminini süreklileştirmek, Orta Doğu'da diyelim savaş zeminini, dinamiğini süreklileştirmek, halklar arasında bir boğazlaşma yaratmak olduğu kadar ikinci büyük nedeni de hegemonik yerel güçler bakımından da özgürlük hareketinin tasfiyesi, Kürt halkının yeşeren, toplumsallaşan özgürlük, eşitlik umudunu boğmaktı. Eğer burada Türkiye'de, Orta Doğu'da, Kürdistan'da gerçekten hepimiz sömürüsüz bir yaşam, eşit, özgür bir yaşam istiyorsak, bunu kuramsallaştıran ve bunun inşa gücü olan Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu son 50 yıldaki çatışmaların, işte ölümlerin, ancak milyonların siyasal irade diye nitelediği, siyasal iradesi adettiği ve daha düne kadar da çok geniş çevrelerin çözüm adına, barış adına, diyalog adına görüştüğü Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasından ve özgürlüğünün sağlanmasından geçtiğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizde ısrarcıyız. Zira tekçi, ulus devlet mantığı yerine demokratik ulusun, işte demokratik Türkiye'nin, özgür Kürdistan'ın ancak halklara mutluluk getirebileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da sadece DEM Parti tabanlı değil aslında. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yüreği adalet için, eşitlik için, özgürlük için, halkların bir arada barış içerisinde kardeşçe, sömürüsüz yaşamını düşleyen ve bunu isteyen tüm insanların katılımını biz bekliyoruz. Hayata dair çıkarlarının da bu temelde ancak karşılık bulacağını düşünüyoruz. Hiç kimsenin bu mitingi kriminalize etme, illegalize etme çabalarına girmemelerini, bu barışçıl, bu demokratik zeminin işte yaşam bulmasını isteyen çalışmayı böyle sabote etmeyeceğini umuyoruz, diliyoruz. Çünkü bu miting ve bu mitinge katılan herkes ve katılması gereken herkes aslında onurlu ve kalıcı barış talep edecek. Demokratik, adil çözüm talep edecek. Kürdün Kürt gibi, Türkün Türk gibi, Arap'ın Arap gibi, işçinin işçi gibi, emekçinin emekçi gibi yaşaması gerektiğini haykıracak. Farklılıklarımızla bir arada yaşamanın, bir arada yaşama kültürünün yollarını zorlayacak. Ayrıştırmaya, işte diyelim küçültmeye, ötekileştirmeye değil, gönüllü, eşit, adil, özgür birliğe çağrı yapacak aslında bu mitingin tüm bileşenleri. O yüzden de sizler aracılığıyla bir kez daha halkımızı, halklarımızı, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, her siyasal düşüncesinin temsilcisiyle bu mitinge çağırmaya, uluslararası komplocuları ve Türkiye'yi yönetenleri bu bizleri tık atan tecritte son vermeye, Öcalan'ın özgürlüğünü iade etmeye çağırmak için sizler aracılığıyla duyurumuzu yineliyoruz.